Bismillahirrahmanirrahim. Bugün şey okuyorum. Miracı bugün değil, Miracı akşam yapacağım onu. Burak'la sen neyi ayırmıştın? Refref. Tamam. Bir tanesi kurbiyet, bir tanesi akrabiyet. Evet. Burak tefik ilahidir diyor. Hani insanın kendi kesbiyle kemalat kazandığına karşı bir kurbiyet, yakınlık var. Öbürü işte akrabiyet direkt meyane. Direkt. Ondan sonra. Şimdi şey okuyorum, psikoloji okuyayım. Kadınlar ağlamaya, erkekler ise asabiyete yatkındırlar. Daha çok bunlar yatkın. İhlas Risalesini 15 günde bir okunmasının bir hikmeti de, yani çok var hikmeti, bir hikmeti de şu, insanı rahatsız eden sufli sıfatları yok edip, insana mutluluk verdiği için insanı geren sufli sıfatları ancak İhlas Risalesi bloke eder. Mesela insanı geren hasettir, gıybettir, adavettir, nefrettir. Ha? Bunları ortadan kaldıran İhlas Risalesi olduğu için 15 günde bir ihtiyaç vardır. 15 günde bir kullanmasının sebebi bu dairenin içinde İhlas Risalesi'nin hanımlar da dahil olduğu içindir. 15 günde bir. Anladınız değil mi? Yani insanı geren, asabi yapan, aslını unutturan, gömen, kendi olmayan, başkalaşan süflisler var. Süflislerin gadaptır, nefrettir, öfkedir. Bunlar erkeklerde eyyami beul, eyyami biz. Kamera ayların 13, 14, 15. günlerinde çok aktif olur. Dolunay zamanı. Dolunay o ayda aktif olur. Ondan sonra kafasını kırdın kırdın, yoksa o tesiri devam eder. Hanımlar da malum günlerinde 15 gün, ki 15 günde bir okunması lazım. Onu ortadan kaldırıyor. Kadın o günlerde İhlas Risalesini okursa çok rahatlar. Erkek de o eyyam-ı biz günlerinde hasreten o gün tercih etmesi lazım. Bu sıfli hisleri ortadan kaldıran İhlas Risalesindeki hakikatlardır. Anlamak şart değildir. İfadet yeter. Münafıklar Müslümanların sıkıntılarının çözüm yerini şüphelendirip Müslümanları çözümsüzlüğe itmektir. Yani Müslümanların sıkıntısını çözümleyen çözüm yerleri var. Nedir o? Kutsi kaynaklardır, kaderdir. Büyük zatların varlığıdır. Onların hikmetli sözleridir, hayatlarıdır. Ve kaderdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesidir. Veya onunla alakalı sözleridir. Zındıklar Müslümanları sıkıntısına itmek için, sıkıntısına boğmak için, çözüm yollarını kapatmak adına çözüm yollarını şüphelendiriyorlar. Çözüm yollarını şüphelendiriyorlar. Çözüm yollarından en önemlisi kader-i imandır ve sünnet-i seniyedir. Zaten kader-i iman olmazsa diyor, hayatı dünyeviye mahvolur diyor. Evet. Bunu kadere iman ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını çözümleyip hayatımıza katan sembolü asıl imamlarıdır. Zındıklar üç yere hücum ederler. Unutmayın bunu, ölçüdür. Bir, kadere hücum ederler. İki, Kur'an'ın ve iman esasının hayattaki açılımı olan sünnet-i seniye. Bu Kur'an ve iman esaslarını ve sünnet-i seniyeyi hayatımıza her asın 100 senede bir insanın hayatına indirgeyen, entegre eden, yani onlara sembol ve simge yapan, çözüm zemini yapan asıl imamlarıdır. Asıl imamlarını. O zaman münafık
Şuna hücum eder. Üç unutma sakın. Ölçü. Kadere, sünnet-i seniye, asın imamına. Hücum ederler. Mesela bir insanı nasıl tanırsınız? İşim benim bu. Bak 23. psikoloji defter. İşim benim bu. Öyle bir insana bir şey isnat etmek öyle kolay kolay değil. Risk taşıyor. Rize, İstanbul, Samsun. Risk. Münafık dedin. Değilse sen oluyorsun. Dedin isabet ettin, kârın yok. Aptal mıyım ben bu rızkı niye alayım? Şunun için alıyorum. Ümmet-i Muhammed'in idlal ve dalalete, batıla, bidata, istikametsizliğe itildiği için Ümmet-i Muhammed'in selameti adına kendimi feda ediyor. Bunu aptal değilim. Bu rızka ben niye gireyim? Bak bu insanlar oturuyor. Hiç kimse havan ama. Allah rahmet etsin. Badıl abi. Allah selamet versin, hayırlı ömür versin. Abdullah Yeğen abi. Bunların dışında risk alıp da alelen konuşanı görmedim. Rahmetli Rüştü abi gitmiş. Evet. Aptal mıyım? Şimdi bir şey anlatacağım size de. Bir insanın ne olduğunu anlamak için böyle bir lafına, bir sözüne, bir davranışa bakmayın. Çünkü insan bazen sözü, bir davranışı küfür gözüküyor ama kendisi kafir olmaz. Münafık olmaz. Tamam mı? O işi ısrarlı ediyorsa, bir şey sana yanlışlık yapılıyorsa, geçici ise hatadır. İsrarla yer yer yapıyorsa ihanettir. Bilerek yapıyorsa. Şimdi bak, bir insanın en basit avami misal veriyor. Biz dershanede oturduğumuz için cemiyetin bozukluğu yok. Zaten televizyon görmemiş ömrüm pek. Size bak, ölçü şu, ustalığın ölçüsü söylüyorum. Düşmanımın düşmanı, ben buradayım bak. Düşmanımın düşmanı düşman oldukça, bu bana nedir? Dosttur. Değil mi bak, yapıyorum. Düşmanımın düşmanı buna. Düşman oldukça bu bana nedir? Dosttur. Peki, dostumun düşmanı düşman kaldıkça bu benim dostum bura. Üç ayağı kaçırma. Burası. Düşman. Dostumun düşmanı düşmansa buna dostumun düşmanı bana nedir? Düşman. Dostumun dostu dost ise dosttur. Şimdi dinleyin. İyi şey yapın. Şimdi biz Fethullah Gülen'i deşifre ettik mi kardeş? Rızk alarak. Hükümet bile anlamadan daha. Taksim olaylarının başlarına, ortasına doğru. Öyle mi değil? Evet. Ve bu rızkı aldım. Koca Benenüller bir teşkilat. İngiliz istihbarat, Amerikan, İsrail bütün devletlerle ortak. Bütün terör örgütleriyle ortak, dirsek teması olan bir sistem. Bunu deşifre ettin mi kardeş? Türkiye'de devletiydi. He yani etti mi? Etti. Mustafa İslamoğlu'nun İran projesi olduğunu deşifre etti mi kardeş? Ehli kıble derken en sert çıkanlar ona. Etti mi kardeş? Bu rızkı aldım. Gerizekalı mıyım ben? Niye aldım? Ümmet-i Muhammed'in selameti ve istikameti için. Tamam. Benim 100 kusurum olsa, beşeri, itikada ait, bana hücum eden doğrudan doğruya Fethullah ve İslamoğlu ve benim mücadele ettiğim tarafa dosttur. Doğrudan doğruya. Çünkü hey efendiler biz imanın ceyranındayız. Siyasi ceyranım yok benim. Siyasi tarafkirliğim yok. Maddi peşine koştum yok. Cemaat taassubu olmayanlardan mı olanlara kızan çok fena eleştirenlerdenim. Çünkü buraya gelmek zorunda değilsiniz diyorum ve inanarak söylüyorum. Vallahi cemaata diyorum hatırlarsınız. Buraya gelip de ne yapacaksınız? Tuvalet kağıdını harcıyorsunuz. Su harcıyorsunuz. Çay içiyorsunuz. Bana zarardı. Bana ne kârınız var? Ne yapıyorsun? Ben işimi yapıyorum. Yani ben aman gel. Niye geleceksin ki? Bak. Ben bunlarla mücadele ediyorum. Bak. Düşmanımın efendim dostu. Şimdi bak. Düşmanımın benim düşmanım var. Bana da düşman. Bu bana düşman mıdır? Tamam. Bak benim bir düşmanım var.
O da bana düşman. Şimdi bu zat, burada bir zat var bana düşman. Buna nedir? Ona dost. Üçgen de arkadaşlar. Geometride bir şey var. Nasıl olursa olsun şekli. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. 180 derecedir. İster böyle yap böyle yap, istersen dik yap böyle yap. Ne yaparsan yap. Aynı bunun. Üçgen bu. Bak, bu benim düşmanım. Ben de onun düşmanı mıyım? Evet. Peki, burada birisi var. Belli değil kim, bunu anlamak istiyorsunuz. Bu, buna ne olduğunu bilmiyorsunuz ama buna belli. Bu, buradaki bana düşman. Otomatik buna dost değil mi? Ha, bu adam budur. Bu zamanda, bu hassasiyette, bu tehlikede her şeyi göze alıp bunu deşifre eden bana hangi kusurum dahi olsa bile birileri bir grup çıkıp da bana hücum ediyorsa direkt benim hücum ettiğim yere dosttur. Şüpheniz olmasın. Bu bize hücum eden kişi Fethullahçıdır ve İran projesi Mustafa İslamoğlu'na ya bilerek veya bilmeyerek, ki bilmemek mümkün değil. Başka izah var mı? Üçgenin üç açı, iç açılarının toplamı 180 derecedir. İster bir tanesi 10 derece olsun. Ötekisi ne kadardır? İkisinin toplamı. Mesela şöyle diyeyim. 180 mi? Bir açının derecesi 10, ötekisi 30. Üçüncü kaçıncı derecede olur? Bak bir açı 10, ötekisi 30. 40. 180'den çıkar be kardeşim 40'ı. 140. Niye anlamıyorsunuz? Ben kaçırdım başını. Kaçın, niye böyle intikal etmiyorsunuz önermeleri? Bu üçgeni kaçırmayın. Ben matematik anlatmıyorum. Sizinle de alay etmiyorum. Uyanık olmanızı, canlı olmanızı, aktif olmanızı istiyorum. Hikaye konuşmuyorum size. Bir yerleri şey yapmıyorum. Uyanık olmanız gerekiyor. Hantallık dönemi, aptallık dönemi, saflık dönemi yok. Af yok. Hayat af edilmiyor. Düşmanlarınız çok şuurlu, bilerek ve bilinçli. Zındıka komitesi dostlarımızın içine girmiş diyor üstad. Hapishaneye zındık soktular diyor. Oranın hangini bozdular diyor. Dostlarımızın içine münafık girmiş, ondan hiddetleniyor. Parmak girmiş. Dikkat edin, nasıl anlarsınız? Risale-i Nur adına, ümmet adına fedakarlık yapanları hedeflemişler. Çünkü piyasada başka kimse yok. Sanki bunlar var. Değil mi? Şimdiki düşmanımız daha büyük o zamanlar. Tabii daha büyük. Bunu şimdi tutmuşum, bu risk alarak şunları deşifre etmişiz. Bu budur. Her şeyi göze alarak, öyle mi? Şimdi burada da birileri var. Bunu tanımak istiyoruz. Dur bakalım. Kime dost? Buraya mı dost? Buraya mı dost? Buraya düşman. Otomatik buraya dosttur. Üçgen ya. Üçgenin üç açılarının toplamı. Bunun şüphe var mı? Yoktur. Suret itibariyle hakta gözükür. Hakta gözükmesine, hak işleri yapmasına sakın aldanmayın. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yaptıkları bir tane cami vardı. Ne camisiydi? Mescid-i Dirar. Dirar diyelim. Peygamberimize Cenab-ı gitti, davet ettiler. Gel de burada namaz kıl dediler. Gidecek dedim. Cenab-ı Hak dedi ki, münafığı diyor ben sana demeseydim sen dahi aldanırdın. O kadar gizli arkadaşlar. Kafir karşımızdadır, münafık içimizdedir. Ha, komple hareket değil, hareketin içine parmak girince o ahmak efrat onu tanımıyor. Tanımayınca ne yaptığını bilmiyor, ayağına mermi sıkıyor. Peki bilmemesi özür mü değildir? Diyor, bu hastanı diyor saf derim o diyor. Evet. Şetle caneleri affeder diyor. Ufak bir hastaneyi görse. Ya o 25. sayfada Kastamonu'da. Evet, 25'inde. Bu işte savaşların, bu işte İslamiyet'in böyle inkişaf etmemesinin sebebini o gösteriyor. Onlar evet. Gösteriyor. Taraftar çıkmaları. Evet. Yani bu İslam, bu kadar faaliyetler var. Bu kadar dershane hizmetleri var. Süleymancıların var. Adıyaman'ın var, İsmail Ağa'nın var, Topbaş Efendi Hazretleri'nin var. Lan bu kadar İslam faaliyeti var, niçin var? Dua da ediliyor. Dua da ediliyor, olmuyor diyor. Çünkü fereç olmuyor. Sebebi diyor 25. sayfada,
Saf değil Müslümanlar o zındıka komitesinin taraftar olmalarındandır. KKK ile taraftar çıkmaları diyor. Evet. Az bir kısım. Bir bakıyorsun şimdi anlıyor musun? Ya güya benim dava arkadaşlarım ha. Her şeyi bırakmışlar. İsrail'i bırakmışlar, Amerika'yı bırakmışlar, Fethullah'ı bırakmışlar. İslamsız oğlu itikada hücum ediyor. Onu da bırakmışlar. Cemaat benim için karar almaya toplanmış. Ne dersiniz? Siz yorumlayın hadi. Siz yorumlayın bunu. Diyor sen bu duruma ne dersin? Sen ne dersin? Amerikler diyor mi? Ki padişah benim kanıma muhtaç. Çocuk. Çocuğu kesecekler. Hatırladınız mı? Çocuğu kesecekler. Çocuk asıl padişahına gitmiş kesilmiş. Satır orada gülüyor. Şaşırmışlar. Niye gülüyorsun demiş. Ya padişah benim kanıma muhtaç diyor. Meğer padişah hastaymış. Çocuğun kanına ihtiyacı var. Beni koruyacak annem babam da sattı diyor. Birisi benim kanıma muhtaç, ötekisi beni sattı diyor. Burada ben diyor gülmekten başka ne yapabilirim? He? Biz de saf değil taraftarlar. Arkadaşlar saftirik dönemi bitti. Ya erro ya merro. Çünkü bu asır istikamet ve istikametsizlik asır ikisi. Ortası yok. İstikamet nerede gözüküyor? İslamiyet'te, Edile-i Şeriye'de, Nurculuk'ta, laikalarda. Bak bakalım. Bir dava arkadaşının kusurunu görsen, şunu görsen. Vay beni takdir etmemiş. Her şeyi takdir edeceğiz. Yanlışını da takdir edeceğiz, öyle mi? Acayip bir şey ya. Ama bunu yaparken de çok tuhaf. Bu nereye hizmet ediyor? Bunun konumu nedir? Ne işe yarayacak? Bedeli nasıl? Hiç. O zaman bu üçgeni gösteriyorum size. Abi bu kimdir? Bunu unutmayın ya. Benle alakası yok. Ben örnek realite gösteriyorum. Bu. Nereye koyarsan koy. Beni buraya koy. Ben kimim? Beni anlamak mı istiyorsun? Bu üçgeni koy. Kime karşıdır? Kime dosttur? Ben oyum. İddia ettiğim böyle yaşadığıma bakmayın. El hubu fillah vel buzu fillah. Allah için dost olayım. Hemen hiç şüphe etmeyin. Gördünüz böyle bir şey. Hemen orayı terk edin. Hakkımı size de helal etmiyorum. Ben de böyle bir şey görürseniz beni hemen terk edin. Terk et arkadaş. İkaz et. İkazını da almıyorsak. Terk et ya. Zındıkaya yanlışa taraftarsam siz de oraya gideceksiniz. Zannediyorsunuz ki bir lofa yapıyorum. Valla cemaata diyorum niye geliyorsunuz diye. Yok. Ben kimse, cennetim yoktur benim. Cehennemim de yok. Bak bu üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Aa bak 180 derece. Tamamla. Tak, tak, tak. Yusufhanede verdiğim şey. Kime öğrenmek istiyorsunuz bunu? Kime dost, kime düşman? Abi bir tanesi dost olup olmadığını bilmiyor. Bak şimdi. Bir daha yapıyorum hemen. Şurası şurası. Abi şu tamam. Mesela Fethullah. Bu da ben. Şurada bir grup var cemaat. Vallahi buna dost mu düşmanı bilmiyorum. Gizli buna. Buna nedir? Buna hücum ediyorsa bundandır. Buna hücum ediyorsa bendendir. İkisi koy ya. Oradan bilmiyorsan oradan bil. Buradan bilmiyorsan buradan bil. İbrahim'i bulamadınsa Nemrut'tan bak. Nemrut'un karşısında İbrahim var. Asıl imamını, peygamberi görmedin mi İbrahim'i? Asıl peygamberini görmedin mi Musa'yı? Nemrut malum. Herkesin gördüğü. Firavun belli mi kardeş? Musa mı belli değil? Kim? Bak bakayım Musa kimle uğraşıyor veya Musa kimle uğraşıyor? Yani Firavun'la uğraşan kim? O Musa. Firavun da kime uğraşıyor? O. İşte diğer münazaratta müştebih ağaçları belli eden semeralıdır. Evet çok. Yani birbirine benzer. Mesela çekirdekler. Maydanoz çekirdeğiyle bilmem ne o çekirdeği hep böyle sıfır gibi ne işe yani. Şekten benziyor. Dikin ene sıra mene süre ya. Yani birbirine benzeyenleri elde edemiyorsun. Koy toprağa çıksın. Armut şeftali. Tamam.
Diyor biz cahiliz diyor. Ne anlarız diyor. Bir sakımızı paylaşsam beni kandırırsınız diyor. Ya ustad diyor değil mi? Çadırdaki insanlara diyor, ya ustad diyor, nerelerden bahsediyorsun bunlarda, biz kimiz, bunlar kim diyor. Burada diyor, zebit mi diyor, üzüme ne diyor, Arapça zebit mi? Burada diyor, üzüm paylaşmaya kalksak diyor, beni aldatırsınız diyor. Ama bunu ne bilmiyorsun? Bu çok kolay. Neme lazımlık zamanı değil diyor. Değil. Ama abi böyle dedi. Orada da öyle dersin. Allah böyle dedi değil bırakıp, abi ne dedi diyorsun. Allah ne dedi diye bırakıyorsun, şeyhin böyle dedi diyorsun. Adam dini cemaat. Dini cemaat niçin olmuştur? Asrın bidatlarına, küfrüne, zındıkasına İslamiyet yaşamak için. Öyle mi? Dini cemaat demek, asrın dayatması olan zındıka komitesinin itikadımızı, İslamiyetimizi, örfümüz, anaremizi yaşamak için. Küçük bir cemiyet olalım diye cemaat olmuşuz. Cemiyet olalım diye cemaat olmuşuz. Bunun, bu cemaatin gayesi Müslümanları korumak adına İslam düşmanı olan rejime karşı durmaktır. Öyle mi? Peki benim bulduğum cemaat CHP ile Kemalizmle beraberse söyler misiniz dini cemaatin düşmanı kim? Zaten Üstad diyor ya Emre'de 208'de yani kefere gibi onun gibi dehşetli diyor. Aynısı iki cemaat söylüyor. İkisi de demek ki onun gibi yani. Onun gibi evet. Onun gibi cemaatler diyor. Kefere gibi. Bak dini cemaatin gayesi Kemalizmi de şey yapıyor. Şeyde söylüyor galiba münazaratta haşiye. Komünistik ve masonluk manasında olan Kemalizm. Tamam haşiyede. Şimdi Kemalizm rejime malum. Şimdi buna karşı beni koruyacak cemaat beni onunla beraber etmişse Allah'ını peygamberini sevene soruyorum. O zaman dini cemaatin düşmanı kim? Düşman dost olmuşsa düşman kim? Namaz kılanlar mı düşmanın? Niye anlamıyorsun be ahmak Müslüman? Nasıl bir şeysin? Ne zaman uyanacaksın? Ölünce musallada mı? Ben senin cenazeni kıldırırken mi? Ben bunları anlatırken adam kalkmış bir daha bizden yakın ha. Hizmet elemanı zannediyorsunuz. Bana hücum ediyor bunlar. Niye? Takken böyle. Böyle oturdun. Bizi takdir etmedin. Bunu bıraktın. Buna uğraşıyorsun. Sen kimsin? Bundansın. Üçgen. Matematikle çözüyoruz bu lafı. Külliyata, layıkalara hakim olursanız en basit ölçü olur size. Çözersiniz. Yeter ki o Müslümanların ibadeti artarsa basireti artar. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbani ya vicdanda. En dış kapı ne? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin mabetullah, latifenin müşahadetullah. Eğer bir insanın iradesi ise ibadetidir, basireti artar. Zihni iyi, sağlam, marifetullah meyve vermişse dirayeti artar. Hissi çalışıyor. Allah için dost, Allah için düşmanları tespit eder, muhabbetullah. Dişe vuruşu, feraset. Ondan sonra kemalat. İşte basiret, dirayet, feraset, kemalat, terklerle mümkündür. Ne kadar günahları terk edersek, ne kadar ibadet edersek değil, ne kadar kitap okursak değil, ne kadar terkleriniz fazla olursa, basiretiniz, dirayetiniz, ferasetiniz, kemalatınız o kadar artar, dostunuzu, düşmanınızı bilirsiniz. Dost diye düşmana taraftar, düşman diye dost gibi taraftar oluyor, dostuna düşman gibi muamele ediyor. Ahmak işte asıl. Çok garip hali. Sözler Kastamonu 25. Müslümanların saf triklerinden bahsediyor. Ya. Peki. Kader. Bu manada kader okurken. Mouse biliyor musunuz bilgisayarın? Kablosuz mouse var böyle. Bilgisayarın içinde iş yapıyorsunuz. Tamam mı? Veya kablolu olsun. Kader. Mouse'umla bilgisayara girip içeride bana müsaade edilen kadar orada faaliyet yapabilmektir.
Kaderde kullandın. Mehmet bir daha. Kader. Masumla bilgisayara girip, masum bilgisayar var. Bak buna hiç bakmıyorum ha. Sanki bu el bu. Aynadaki gibi. Oysa bunun saçını taraman lazım. Gördün bu. Bunu tarıyoruz. Bak bunu oynatıyorsun, onu oynatıyorsun. Bak bilgisayarda. Hiç bundan haberin yok ha, buradasın. Oysa bunu yapıyorsun. Aynı bunun gibi kader masumla bilgisayara girip içeride bana müsaade edilen Windows'un bütün bu kadar sistemi var. Sistemin içerisinde bana müsaade ettiği sistem kadar icraat yapabilmektir. Bana Windows sistemin içerisinde sistemi yok et, Windows'u yok et tercih vermemiş. Yani bilgisayar şu kainat. Kader, mouse. Güneşin doğmasını bana bırakılmamış. Yazılım. Yazılım ben kaldıramam. Ne zaman yağmur yağacağını ben tespit edemem. Ne zaman öleceğini şey yapamam. Fakat var olanları, Mac, var olan bilgisayar ekranda var olanları kesme, biçme, yok etme, çöpe atma, ortaya çıkarma, onu alma, yazı koyma. Yani bu Windows'un tercihleri var. Bana sunduğu tercihler var, miktar. Onun içerisinde icraat yapıp şekillendirmem, dosya yapmak, video yapmak benim kaderim. Bu sistemin içinde sistemim, tercihlerim. Anladık mı biraz? Anladık değil mi abi? Yani mesela bilgisayar şu sistem. Ben bu sistemi, Windows yazılım olsa, güneşi kaldırabilir mi? Bugün güneş doğmasın. Oğlum, dünya dönmesin. Ağaçlar rızık vermesin. Benim elimde değil. Windows'un yazılımı. Bu benim tercihim değil. Ama bu sistemin içinde bana sistem vermiş. Sistem içinde kullanmam için bilgisayar. Windows bana dedi ki bilgisayarı alırken al sana diyor bu CD. Benim umumi genel bütün dünyayı kaplayan yazılımım var. Ha, Türkiye'ye mahsus ve senin bilgisayarın kapasitesine göre i5 mi bilgisayar, i7 mi, tamam mı? 4 çekirdekli mi, 8 çekirdekli mi? Sana bir tercihler sunuyor. Benim tercihlerimin içerisinde tercihim var. Bir daha. Benim tercihlerimin içerisinde tercihin var. Bir daha. Benim tercihlerimin içerisindeki tercihlerinin toplamı senin kaderin. Bunları silemezsin de kaldıramazsın. Kaldıramaz. Yani uygulayayım. Güneşi kaldıramazsın. Burada da var ya, telefonu kaldıramıyorsun. Ya. Cüz-i ihtiyarda denilebilir mi? Cüz-i. Aynen. Bu kader, cüz-i ihtiyarı, ekrandaki o yürüyen ok var ya, cüz-i ihtiyar o. Hazirde gördüğündür. Ok cüz-i ihtiyarıdır. Bu iradedir. Mouse iradedir. Ekranda gözüken, o hareket eden ihtiyardır. Farkı nasıl oluyor? İrade ile cüz-i ihtiyarı. Yani buradan oynatıyorsun onu. İrade insan için kullanılmıyor herhalde. Sadece bir yerde kullanıyor herhalde. O da cüz ihtiyar manasında olan diyor. O zaman nasıl anlayacağız? Yok, irade var insanda, var canım. İradesi, vicdanda var ya. Hani o zaman niye onu orada öyle diyor? Yani cüz ihtiyar manasında olan cüz irade diyor. Şimdi mesela şöyle. İhtiyarla iradeyi anlatayım. Tamam. İhtiyar heyeti köylerde muhtarlık oluyor ya. İhtiyar mazisi yok. İstikbal yok. Hazire muptelâdır. Onu anlatacağım. Şimdi kafirlerde ve hayvanlarda, çocuklarda mazi müstakbel olmaz, hazırdır. Bu mu şu mu şu mu o mu şu mu? Ama o anda Allah dese ki şu günahı terk et, sana gelecekten şunu verecek. Yapamaz. Çünkü cüz-i ihtiyari hale muptelâdır. Geleceğe bakıp burada şekillendiremez. Geleceği yoktur. Onun için kafire, gafile ha demişsin ha dememişsindir Kur'an diyor. Çünkü artık bu sistemin içinde oldukları için şu günahı terk edeyim, şu fedakarlığı yapayım, şu parayı vereyim, ahirette bana saltanat verecek diyemez. Veya geçmişe geçip ya bir sürü günahım var bari bu sebebi yapayım diye geçmişi şimdi şey yapamam. Cüz-i ihtiyarın özelliği hazırdır. Şu mu, o mu, bu mu, bu mu. Tamam. Tamam.
İrade ise mazi ve istikbali. Bir bakıp burada icraat yapar. Şu mu, o mu, bu mu? İrade yaparken diyor ki hazır zamandaki oku ihtiyardır. İrade hakim olursa usta diyor ki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyebilmesi için cüz-i ihtiyarın üzerinde bir üst birime geçmiş olması lazım. Yüzbaşıya hükmetmen için binbaşı olman lazım. Öyle mi? İlkokul diplomasıyla icraat yapman için ortaokul diploması, o ortaokul diplomasıyla iş yapmak, iş kazanmak için, memur olmak için lise diploman olması, üste hakim olman lazım. Şimdi irade mazi hali bir görüp şimdiki zamanda hükmeder. Dolayısıyla irade şimdiki zamana ihtiyarla hareket ediyor ama arkasında maosu var. Cüz-i ihtiyar hazire. Onun için bu adama eğer iradesi varsa, bu adama kader diyor ki, Allah diyor ki din, şunu bırak, şu günahı terk et, gaybta sana cenneti vereceğim. İradesi sahip olan bunu devrediş yapar, onu tercih eder. Çünkü iradenin özelliği hazırı, var olanı devrediş yapıp, olmayan ihtimali olan şeyleri tercih edebiliyor. İrade tercih edemez. İhtiyar tercih edemez. İradenin özelliği budur. Ha, irade iş yaparken bazen ihtiyar, irade manasındaki ihtiyar. Yani burada icraat yaparken bunu yapıyor. Ama buralara icraat yaparken iradeyle yapıyor. Mazi, istikbali iradeyle tercih ediyor. Mesela şöyle. Geçmişte Mehmet'im bir hatam var adama. Yanlış yaptın. Şimdi adamı gördün. Yani hırsızlık çaldın, hakkın var. Veya gıybet ettin arkasında. Mazi değil mi abim? Aleyhini bu, astın, kestin. Ya kul hakkı bir şeyler öğrendin din. Vicdanın intiyen şey yaptın. Şimdi diyorsun ki vicdanı rahatsız olan git helallık dile. Bunu isteyen iradedir. Gidiyorsun ya hakkını helal et demek, o anda onu diyebilmek ihtiyar. Yani maziyi düzeltmek adına şimdi adım attın mı? Bu maziyi düzeltmek adına adım atmak iradeden kaynaklanır. Gelecek ahirete göre şimdi şekillendirmek, tercihler yapmak, günahtır, haramdır, yapayım, yapmayayım. Geleceğe yapıyorsun. Şimdi nasıl yaşıyorsun? Yani bazıları dünyaya, dünya için yaşar, bazıları ahireti için dünyada yaşar. Ahirette geleceğimiz için, kabirdeki hesap için şimdi bunu yapıyoruz. O adama desen ki bunu niye dedin, niye yaptın, niye kıldın, niye verdin? Der ki, buradaki ölçüle değil, şurada Allah bana bunları vaat ediyor, bunları yasaklıyor, bunu vereceği için bunu yapıyor. Buradaki icraatı şekillendiren Müslümanın ya istikbal inancı veya geçmişteki hadiseleridir. Oldun mu biraz abim? O zaman ihtiyar ihlasa niyet edemez, öyle mi? İhtiyarla ben bunu Allah için yapıyorum diyemiyor ihtiyar. İhtiyar hazıra bakıyor. Allah için diyemez. Allah çünkü nedir? Allah mazi ve müstakbel, hakim. Onun için ihtiyar sahibi olanların iradeleri yoksa Allah mazi, istikbal, ahiret yoktur onlarda. Yani hazıra muptela'dır. Hazır zamanlarda tercih ederler. Onun için hayvanlarda da ihtiyar olduğunu 24. sözde 4 tane hamale hizmetçilerin orada anlatıyor. Başka? Tarafkirlik neymiş? Bu manada, tabi genel en kapsayıcı değil ki, okurken çıkarttığım şey laikadan. Tarafkirlik şuymuş, çok korkunç. Hak, batıl, batılı hak yapan. Hakkı batıl, batılı hak yapan, yani maya gibi malumatlarını Allah'a ve kendine döndürme iksiri gibidir. Biliyorsunuz bilgileri mayalayan iksirdir. Bu iksirleri kalbi mayalarsanız maya denilir. Kafayı mayalayana iksir denilir. Tabirleri unutmayın. Şimdi şu, tarafkirlik öyle bir şey ki hakkı batıl, batılı hak yapar. Yani yaptığı fiili Allah için yapar, kendisi için yapar. Yahu yahu. Bunu yapan tarafkirliktir. Nasılsı bu işte. Kendisi için yapar, şöhret için yapar dersin. Mesela birisine düşman olur, abisi için düşman olur.
Sorsan onu tanıyor musun? Yok. Niye ona düşmansın? Abim öyle dedi. Niye ondan nefret ediyorsun? Şeyhim öyle dedi. E tanıyor musun? Yok. Niye ona taraf girsin? Niye ona oy verdin? Tanıyor musun? Yok. Niye ona veriyorsun? Bilmiyorum. E bu için. Bu tarafgirlik. Hakkı batıl, batılı hak yapan maya ve iksir gibidir. Allah Celle Celaluhu bize cevizleri kabukla verir. Kabukları da sen kır. Rahat olmak istiyorsan, istiyor musun? Ben de istiyorum. İçim yanarak yazdım. Bu bir kitaptan alıntı olamaz. Yanan bir ruhtan çıkmış. Bıktım artık demenin adı. Rahat olmak istiyorsan Hasan, az insanlarla konuş, görüş, görün. Onların işlerine karışma. Onlar sana ciddi çok hakikate muhtaç oldukları zaman, o zaman senden de ciddi yardım istiyorlarsa gücün kadar yardım et. Sakın fenafil olma, helak olursun. Allah Resulü'nün hadisi var. Şefkate muhtaç olacak kadar şefkat etmeyin. Dostoyevski. Ha, o adam ve onun gibi olanlar. Ben inceledim. Dostoyevski diyor ki, çok ilginç ha, bak. Çok ilginç. Eğer bir yerde çocuk ağlıyorsa Tanrı yoktur diyor. Tamam. Ondan sonra diyor ki, bir başka bir tanesi, adını unuttu filozof, istediğin olmuyorsa senin Tanrın yoktur. Şimdi topladım, benim işim bu ya. Bu Dostoyevski ve diğer filozoflar gibi ilahları kim biliyor musunuz? Ölçü, yani ipi koyuyorsa mesela gene deniz dalgalı, lapur lupur gemileri oynatıyor, bir böyle bir böyle. Onları belirli bir noktada tutan nedir? Limandaki babadır. Yani iplerinin takıldığı yer, baba denilir. Dostoyevski ve diğer felsefelerin ilahları şu, topladım. Şefkat, aşk, muhabbet. Bunlara uyuyorsa o şey doğrudur. Bunlara uymayarsa her şey yanlıştır. Eğer Tanrı olsaydı bir çocuk ağlamazdı. Zahirde ağlamayı yorumlayamadığı için, arkayı göremediği için ifrat tefritte yaşıyorlar. Unutmayın, ikinci bir ciddi bir şey söylüyorum. Felsefecilerde ve din olmayan herkes ama ifrat tefrit denen bir şey bilmezler. Vasat zaten yoktur. Ya bir şey iyidir ya kötüdür. Niçin iyidir, kötüdür? Niçin iyidir biliyor musun felsefeciler? Dini olmayanların ölçüsünü söylüyorum. Bir şey lezzetlidir, menfaatlıysa, unutma bunu, ezberden söylemiyorum öyle kafadan. Felsefeci ve din olmayan insanların, filozofların, edebiyatçıların, romanları, felsefi sözleri şu iki kategoridedir. Bir şey niçin iyidir? Lezzetlidir, menfaatlıysa o iyidir. Bir şey elemi ve zararı varsa o kötüdür. Başka ölçü yoktur. Onlar ya ifrattadır ya tefritte. Vasat yoktur. Vasat dinlerde olur. Hatta Risale-i Nur'u okumamış olanlarda ifrat, tefrit, vasat denen üç tane katalizörü, üç tane olayları çözümlemedeki malzeme, yöntem, şablonu bilmezler. Risale-i Nur okumayanlara iddia ediyorum. Risale-i Nur okumamış, duymamış, işitmemiş, derse katılmamış hiçbir Müslüman da ifrat, tefrit, vasat bilmez. Yahudur yahudur. Mesela haset rezildir Müslümanlarda. Ama Risale okuyanlarda haset hem nimettir hem nikmettir. Mesela ifrat şudur, şeytanlıktır. Tefrit nefse emmaredendir. Vasat sünnet-i seniyedendir. Uygulayayım. Hasetin ifratı onda olmasın, bende de olmasın. Tefriti bende olsun, onda olmasın. Bak ikisi de haset. Görüyor musun? Vasatı onda da olsun, bende de olsun. Ama bende olmanın sebebi, motoru, benzini onda olmasıdır.
Onda var, bende de olsun. Ama onda da olsun. Niye olsun? Müslüman şöyle düşünür. Onun nimeti, önündeki ilmi, marifeti vesaire beni aktif etmeye sebep olduğundan dolayı o lazım, o dursun onda. Eğer bende olsun, onda olmazsa en son bende söner. Benim gayretimi aktif edecek enaniyet, gurur, kibir, şöhret bile lazım. Adamın şöhreti olmasa hizmet olmaz ya. Adam konferanslar veriyor, şeyler veriyor. Ona zarardır. Konferans verdiği kişiler istifade ediyor. Şöhret olmazsa, enaniyet olmazsa ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım diye sohbeti vaaz yapar mı? O güzel Kur'an okur mu? Demek ki Müslümanlara hizmeti bazen suflistlerle yaptırır. Belki de çoğun. Recul-ül Facil. Ya Recul-ül Facil. İnne Allah yu'aydu bi Recul-ül Facil. Öyle mi? 26. sözün sonunda. Eğer enaniyet, gurur, kibir olmasa hizmet de olmaz ha. Cemaatlerde Bana sor onu. Cemaate çıkarken en çok beni aktif eden sebeplerden bir tanesi ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım. Ulan nereden konuştu ya? Hiç bilinmeyen şeylerden bahsetti ya. Desinler diye yapıyor. Ama bu ister geliyor fakat mecralandırıyorsun. Ben bunlar için yapıyorum. Peki bu bana zarar mı? Zarar. Sen dinledin, sana zarar mı? Değil. Bak sana fefat, Recul-ül Facir'im. Ha bunlar bana geliyor. Bunlar gelmemesi mümkün değil. Tevazu yaptığımı zannediyorlar. Gururdur, kibirdir, vay be ne acayip şeylerden bahsediyor. Bana gelir. Ha sana zarar yok. Bana zarar var. Ben ne yapacağım o anda? Gelmemesi mümkün değil. Bunu hemen fark ettiğim anda o lezzetler var ya desinler ha. Ona tanıdım lan seni, onun zararı gidiyor. Bana zarar veremiyor. O zaman hiçliğini görüyorsun. Evet. Şimdi bu sefer tabii şeytanın enerjisi hayra inkılap eder. Şimdi ben de şöhret bileyim, tanınayım diye bir enerji çıktı mı konuşuyorum. O enerji kendime mal edecektim. Hemen onu fark ettim. Lan bu aktif enerji şeydendir. Çıktı enerji ama. Şeytandandır. Bu benim irademle değil. Bu çıkacak. Bu çıkacak. Sistem çalışıyor. Bu sistem çalışır ya, senin elinde değil. Haram gördüğün zaman niyetini bağlatmıyor. Hemen şehvet uyanır. Mesela bir Mercedes bir şey görünce gıpta uyanır. Senin elinde değil, bu sistem çalışıyor. Ha, bundan sonra senin iraden çalışıyor. Diyorsun ki ulan Firavun, o depreştirdin onları. Firavun sensin lan bunları yapan dediğin anda o korkunç kaos enerji kemalat olur. Misal vereyim. Karşınızda bir haram geliyor ve evinizdesiniz tek başına, televizyon aç açma, aç açma. İçinizde bir enerji doğdu mu? Bak bakma, bak bak, bak bak, bir enerji yok mu? Şeytandan değil bu. O enerji kendisi şeytandır. Şeytandan değil, Hasan'dandır kalem. Hasan kalem değil. Bu benim, bu bendendir. O duygu şeytandan değil, şeytandır o. Şimdi bak diyor mu? Bak. Allah da diyor ki benim için kafayı eğersen oradan alacağın, çünkü küfrede de bir sufli lezzet var. Ondan fazla ben sana lezzet vereceğim. Tam geliyor. Zoraki böyle. Çevirdi mi kafayı? Geçti mi ara? Peki o enerji bak diye çıkan enerji ne oldu? Bakmadım o icraat onu. Havada kalır mı o enerji? Lezzet oldu. Ha, bu enerji şeytani enerji kemalat olur. İşte şeytanın vücudunda iki tane şey var. Bir kemalat insani ile beraber bir de şey makasidi külliye hayriye. Şeytanın vücudunda makasidi külliye hayriye ve kemalat insani vardır. Ula şeytanın vücudunda kemalat insani olur mu? Bak. Bak dedi içimden coşuyor. Hayır. At. Geçti gitti mi? Enerji ortada çıkmıştı. Bak diye dayatmıştı. Her tarafım ateş gibi bastı beni. O enerji ortada söner mi? Sönmez. O bakmadığım enerji baktıracaktı. O kemalatın adıdır. O zaman şeytanı hayır oldu. Bunu anlamak için senelerce uğraştım şu anlattığım şey. Nasıl şeytanın vücudunda kemalat insaniye var?
Çünkü o olmasaydı, mesela bir tanesini de söyleyeyim. Anlat Hasan, senin gibi var mı ya? Yok canım, böyle bir adam gözükmemiş. Acayip. Ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, ben, tamam. Bu olmasa ben hareket edemem ki. Bu olur. Ustad Deccal'la odada konuşurken, ya diyor şöhretin peşindesin diyor, tamam mı? Yap. O duygun kapsın. Ama şöhretini alim İslam'dan al diyor, gavurlardan alma. Avrupa ne derler diye dine hücum etme. Alim İslam beni alkışlar diye dine hizmet et diyor. İkisi de alkış. Gavurlarını alkışlayacaksın, Müslümanlar alkışlasın. O da enaniyet, o da doysun diyor. Doymasını istiyor enaniyet. Ha, şimdi bizde de enaniyet var. Desinler, bilsinler. Ama döndüreceğim bak şimdi, çıkmaması mümkün değil. Çıktı, heyecanla ders yapıyorum. O zaman, ya ne ben tanınayım, ben bilineyim. Ha, o zaman diyor ki din, bak diyor bu insanların takdirini, teveccühünden alacağı nezeti terk et. Allah takdiri diyor, meleği Allah takdiri diyor, melekler, Cebrail, Mikail, İsrafil, 18 bin alem seni alkışlıyor. Alkış oradan aldım, orayı tercih ettim. Bu meşrudur, helaldir. Yönünü değiştiriyorum. Çıkmaması bende mümkün değil, çıkacak yönünü değiştireceğim veya değiştirmeyeceğim. Teveccühü ya bundan alacağım, ya bunlardan alacağım. Bizde görülen tarafı biz sırrı ihlas gibi görüyoruz yani o kişinin yaptığı dersi. İşte öyle görme. Sana zararı yok. Şimdi ben size yaptım benim dersim sana zararı var mı? Yok. Bilmediğini öğreniyorsun. Yerleri söylüyorum. Kitaptan çıkarıyorum. Öyle mi Resul? Ha, bana enaniyetim var. Şöhret oluyor. Büyüklük oluyor. Abim, ağam, veli nimetim diyorsunuz. Bana da keyif veriyor. Vermemesi mümkün değil. Ben ders yaparken, bir konferans verirken, cenazeye, düğüne hitap ederken, İnsanların böyle psikoloji anlatırken bakması, beni enaniyetimi almaması, uyandırmaması mümkün değil. Ya çıkmayacaksın. Usta çıkmadı. Peki ne yapacağız? Deccal'a verdiği bir yöntem var usta. Batılı öğretmiyor ona. Usta doğru öğretiyor. Deccal'a yani şerini düzeltmek için evvenin şer şey yapmıyor yani. Diyor ki insanda şöhret perestlik herkeste değil. Kimisi cinsellikten peşine koşar, kimisi şöhretperestlikten, kimisi enaniyet, kimisi lider olmak, siyasi olmak, kavga vesaire, kimisi herkesi farklı değil. Diyor ki Avrupa'nın alkışını isteyip enaniyetini tatmin etmek istiyorsan ona gerek yok diyor. Gene alkışı diyor ondan alma bundan al, gene alkış ondan. Alem-i İslam'dan alman için İslam'a hizmet et ama alkış al, hak ediyorsun. Gavurlardan almaya uğraşıyorsun, alkış alayım, dine darbe vuruyorsun mecburen. Beni alkışlaması için Avrupa, dine darbe vurmam lazım. Eğer alkışa muptelaysa buradan al. Şimdi bu şöhret var mı? Tamam. Şimdi beni takdir ettiler, büyük adam dediler, tamam. Vay be, ne konferanstı, ne dersti ya diyorlar. Demeleri lazım. Ben de bunlar uyandı mı? Uyanıyor. Bu korkunç enerji oldu mu? Şimdi kemalat insanı yapacağım. Dur. Dur Firavun. Dur. Seni yakaladım. Çıkmaması mümkün değil bu. Çıkmaması mümkün değil. Dur lan. Bundan istiyorsun. Hayır. Şöhreti tatmin edeceğim. Bilinmeyi. Tamam. Dur burada. Şimdi bu insanların beni takdiri, meleklerin takdiri. Meleği Alan'ın takdiri, Cebrail'in takdiri, Mika 18 bin alem. Allah takdir ediyor. Bu melekler alkışlıyor. Değil mi? Öyle diyor. Yani maşallah, maşallah insanoğlu. Ne güzel Allah'ın hakikatini ayetten ifade ettin. Maşallah insanoğlu. Melekler diyor mu? Diyor. Bana da geçiyor. Bana da diyor ki, müekkel melake, semadaki müekkel melakeler, yerdeki müekkel melakelere gıpta ediyorlarmış. Semadakiler, yerdekilere, meleklere. Ah diyor, bir iki adam Allah için bir araya gelir. Bir iki nefes, bir iki söz. Allah'ı Rablerini sevip sevdirirler, görüp gösterirler. Ne mutlu. Sizin üzerinizde böyle insanlar var. Semadaki melekleri, yerdeki melekleri gıpta ediyor. Alkış diyor. Sen de bunu biliyorsun. Şu anda bu dersimi ben lezzet alıyorum. Ya sizin takdirinize yoldan. Beni onlar takdir etmeleri, senin takdirin beni fazla uzan almıyor. Ama o çıktı. Takdir çıkıyor. Ya oradan alacağım lezzetini, ya buradan alacağım. Teveccühü nasıl istenilmez? Böylece hoşlanılmaz. Hoşlanmaz. Geliyor, seni verdin.
Verdin teveccüh. Tamam. Ama böyle dikkatli dinlemen, beni kale alman vesaire, bahsetmen. Ama bunu bildiğin zaman hoşlanmaz. Der ki hemen nasıl hoşlanmıyor? Nasıl durduracağım ben onu? Duruyor. Ya hizmet etmeyeceğim. Tatilsin nimet olsa da olur değil mi mesela? Hani bir teveccüh oldu diye. Tabii diyeceksin ki. Şöyle diyor. Mesela diyor ki mektubatta. Bak ölçüler ne acayip. Sen güzel bir gömlek giydin. Elbise giydin. Vay Hasan ne kadar harika olmuşsun. Veya ne kadar yani onu yapayım. Ne kadar harika olmuşsun desem. Deseler ki ne kadar güzelleştin. Ya tevazu yapacağım. Estağfurullah güzellik nerede canım? Aa birisi kaybetmişti unutmuştu. Bana mı gelmiş ya? Ne güzelliği. Bir kere bu üzerimdeki nimeti küfranı nimettir. Dolayısıyla bunu bana giydirene isyandır. Peki desem tabi canım benim gibi adam var mı yani? Tabi ki ben olacağım. Benim gibi güzel bir kimse yok ki. Bu da ne oldu? Küfranı nimet. Küfranı nimet oldu. Peki hem nankörlükten hem küfranı nimetten kurtarmak için şöyle de diyor usta. Evet güzellik var ortada bir güzellik var. Kibir olmuyor mu abi? He? Küfranı nimet ilk önce dedin de. Kendini aldığın zaman gurur kibir olmuyor mu? Gurur kibir. Yani şunu reddettin. Yani abi ne kadar güzelleştin ya şu gömlek seni ne kadar acayip yaptı veya sohbet seni ne kadar güzelleştirdi. İlle elbise bu değil yani da. Sohbet, hizmet. Abi ne kadar güzel oldu, ne kadar insanlara ulaşıyorsun. Ne kadar insanlar istifade ediyor tamam mı? Şimdi yap canım desen. Küfranı nimet. Ya nerede güzellik canım gömlek güzelleştirmiş yani. Dolayısıyla gömleği ve gömleği bana giydireni küfranı nimet etti. Ama desen ki tabii canım benden daha güzel kim olabilir herhalde ki lan. Güzel güzeli yakışır. Bizden başka kim de gözükebilirdi bu? Desen gurur kibir. İkisinden de kurtulmanın yolu neydi? Evet ortada bir güzellik var. Var. Dolayısıyla bu elbisede bana giydirendir. Elbisede ve elbiseden dolayısıyla elbiseyi bana giydirene aittir. Evet bir güzellik var. Bu küfrandan kurtardı. O bana ait değil, gururdan kurtardı. Evet bir güzellik var deyince bundan kurtardın. Bana ait değildir dedin, kibirden kurtardın. Evet ortada bir güzellik var. Ama bana ait değil. İki cümle. Yani nerede güzellik? Evet bende güzellik var. Kurtardı. Mektupların sonunda abilerin mektupları. Elhamdülillah hâdâ min fâzli rabbi. Evet. Elhamdülillah hâdâ min fâzli rabbi. Bu fâzlin, Rabbimin fâzlındandır. Böyle geçiyor. Sonunda hep onu belirtiyorlar. Evet. Yani bir şey varsa vardır. Estağfurullah yoktur. Küfran nimet. Vardır. Sahiplenirsen kibir oldu. Hem küfranine hem kibirden kurtardım. Evet güzellik var. Küfrandan kurtardım. Bana ait değil. Kibirden kurtardım. Ezan okundu mu? Az kaldı. Tamam okuyayım. Peki Resul bu ders ne oluyor şimdi? Psikoloji ismi altında aslında Risale-i Nur'dan istifadelerimizi muzakere etmiyor muyuz? Bir neye girdik? Kadere girdik, tarafkirliğe girdik. Bir de içtimai hayatta istikametin ölçüsü olan dostumuz, düşmanımız, münafık kim onu değil mi? Nerede bulacağız bunları? Bunlar bakkalda satılmıyor ki. Layıkalarda da bir madde, iki madde değil. Buraya aşın olması lazım. Zübeyir abi, Rüştü abi dedi ki, ustadımızın sirke atı bir. Zübeyir abi. Tahir abilerle beraber. Rüştü abi beraber yaşadı, büyüdü. Rüştü abi dedi ki, Rüştü dedi Zübeyir abi, Risale-i Nur mesleğinde hassas. İmani mevzularda, ilimde mutasis bir kişi bile yetiştirmeden gelme demiş. Arkadaşlar, bunlar böyle alt alta yazılan bir madde yok. Kur'an'da da öyle. İçtihat ondan oluyor. Mezhepler ondan çıkıyor. Sıralanmıyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu istikameti laikalarda ama laikaları da bu muazzenin muhakemeli görmek. Abi şurada bir yer var. Az önce çok güzel bir ölçü var burada. Diyor ki cemaatte sözleri okumak zamanında sendeki hissiyatı âliye ve fazla inkişaf ve fedakarına hamiyeti diniye galeyanın sırrı şudur ki
velayeti kübra olan verasetül müvetteki makamı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. O vakit sen dellalı kuran, sayidin vekili, belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir. Ya balla 38 mi? 47 mi? Bilemeden abi. 253. 253. 253'te. Hulusi abinin şeyi değil mi? Hulusi abiye, Hulusi abi. Yok, yok, ustadın da. Ustadın mektubu abi. Hulusi abiye diyor. Çünkü Hulusi abi evet, şöyle demiş. Abi. Ben diyor ders yaparken garip garip şeyler oluyor diyor. Sen diyor o dellalı Kur'an olan muvakkat, sahidin muvakkat-ı makamına girdiğin zaman bu şey var. Bak ne yaptın? Var. Usta, Hulusi abi diyor ki ona ders yapınca benim tuhaf tuhaf şeyler oluyor diyor. Usta da diyor ki. Dersten önce hiç hatırına gelmeyen şeyleri Cenab-ı burada getiriyor. Ya. Ve misaller. Onun için kalemi tutuyorum da takte yazıyorum. Bazen ders ortasına yazıyorum. Çünkü bu bildiğinden bir şey değil ki. Misal bir Allah bir anda veriyor. Nerede vereceğimi bilmiyoruz ki. Onun için tutuyorum kalem. Tak tak tak. Kurşun kalemi koyuyorum ki hemen kenarına yazacağım. Sonra düzelteceğim yukarıda. Ya. Başka? İhanet sanki vücuduma saplanmış mayın parçası gibi geliyor. İhanet. Hayat eğitmen. Şimdi hayat eğitmen. Sen şekil almak için hamur veya madensin. Niyetin proje veya program. İnsanlar malzemelerin. Sıkıntılar fırın. Güzel düşünmek güneşin, doğru yaşamak suyun, o hamuru pişirilecek, pişirmek için tepsi, çevren. Anladık değil mi? İlginç mi? Fırın değil mi? Sıkıntı, hastalıklar, olumsuzluklar fırın. Adam oluşturuyor, adam ediyor, adam. Ya hamurla ilgili sana bir tane doktor nazar vereyim abi. Ver abi. Ben çünkü pidecilik yaptım ya. Ne yaptın? Pidecilik de yaptım. Ha pidecilik. Ha. Şimdi hamura ne kadar böyle yumruk vurursam böyle iyice de ezersin böyle. Öyle mi? Ha. O kadar güzel kıvam tutar böyle. Pamuk gibi olur böyle, lastik gibi olur böyle. Allah. Lezzetli olur. Tamam, i̇şte yani. Bu olaylar hadiseler de işte eleştiriyorlar falan, tenkit falan vuruyorlar, çakıyorlar. Hamur kıvama geliyor. Ha böyle hamura böyle yapınca mı çok lezzetli? Ben zannettim açtın tamam. Yoğrulursa o kadar güzel olur. Ne kadar? Ne kadar yoğrulursa o kadar güzel olur. Allah Allah. Hatta börek hamuru var abi. Sen de bu da pastaneciydi ya. O da sert yoğruluyor ki. Ne yapılıyor? O kadar sert yoğruluyor ki o. Börek hamuru. Şöyle tutup yere vuruyorlar bazen. Onun üzerine yaprak gibi açılıyor, latifleşiyor. Yani iyice vuruldukça sana latifleşiyor abi. Şöyle bir tutuyorlar, bu mu? Hani böyle tavuk. İlk önce yuvarlak yapıyorlar sert bir şekilde. Ondan sonra açıyorlar dinledikten yoksa sonra. Yoksa şekle girmiyor abi. Şekle girmiyor. Çok istifade ettim inan. Yani ufacık hamur. Belki 2 metre boyunda açılıyor. Latifleşiyor yani. Karşıyı görecek kadar açılıyor. Tamam bunu yazacağım. Çok hoşuma gitti. Hep olmayanı arzularız. Bu da hepimize lazım bak. Hep olmayan arzularız. Varmış gibi özleriz. Ah keşke olsaydı. Elimde olsaydı, benim de olsaydı. Yani varmış gibi özleriz. Ama var olanı sevmeyi hiç denemeyiz. Hep olmayanı özlemini bekleriz. Bekliyoruz. Özlemle bekleriz olmayanı. Olsa arabası var, uçak bekliyor. Adam arabası yok. Dolmuş da gidiyor, araba bekliyor. Bir arabam olsa. Bak bir daha. Adam dolmuş da gidiyor, keşke bir arabam olsa. Adam arabası var, ona keşke uçağım olsa. Bu demek ki bunların sebebi şu. Var olanları fark etmiyor. Arabam yok ama ayağının farkında değil. Biz olmayanı özler ve bekler dururuz. Var olanları sevmeyi denemeyiz. Onun bedeli olarak sıkıntı çekiyoruz. Mesela ben dışarıdayken diyordum ya dershanede olsam ben ne okurdum diyordum ya. Her türlü çalışırdım diyordum. Gelince o... Olmuyor. Olmuyor. Ya? Düşe kalkalım. Düşe kalk. Doğru söyledi. Dünyada rahatın çok önemli.
Dünyada rahatın. Bastığın iki ayak var ya. Şu iki ayak. Başka yerin var mı? Ayak bastığından başka şu anda. Benim başka yerim var mı? Oralar benim değil ki. Dünyada yerin bastığın yerdir. Diğerleri nispidir, zandır. Bırak onları da başkası bassın. Unutma bunu. Dünyada rahat iki ayak bastığın yerden başka yerin olmadığına inanman ve şuur etmendir. Benim en rahat yerim bastığım yerdir. Bastığının dışındakiler seni ilgilendirmemeli. Bırak orayı da başkaları bassın. Basıyorsun ya. Çünkü ayağın var. Ayağın olmasa nasıl basacaktın? O zaman seni ilgilendiren bastığın yerdir. Mesela 10 tane dairem var. Nerede oturuyorum? Burada. 9 tane de kabrim yok ki. O kafada. Bastığın yerle meşgul ol. İhtimali bırak. Başka? Diyeceksin ki ulan manyak ne anlatıyorsun? Sıkıntılar da bundan oluyor zaten Hasan abi. Ondan. Bu kitaplarda olmaz. Ama yakında bunu göreceksiniz. Bu ders çıktıktan sonra. Dergilerde çıktığını göreceksiniz. Evet. Bir insan susuyorsa iyidir. Başka? Gözyaşı yanardağ gibi. İçeriği dışarıya taşır. Dünyanın merkezinde olay yok mu madenler? Kıyamet kopuyor değil mi? O eğer delik olmasa dünya paramparça olmaz mı? Paramparça olur. Dünyayı nefes aldıran nedir? Yana volkandır. İnsanın da içsel yangınını dışarıya taşıyan, biliyorsunuz dünyanın merkezinde mağma tabakasında madenler eriyor. O madenleri dışarıya atıyor. Dışarıya atılanlar nereden gelmiş? Merkezden. İşte insanın da dünyasında dağlar olan şu kafadan, menfez olan volkandan fışkırıyor su. O su gibi gözükürken su değil, batının malzemeleridir. Başka bir şey anlatacağım size. 33'e kadar alışkanlıkları elde ederiz. 40'a kadar alışkanlıkları deneriz. Bak ömrümüz neyle geçiyor? 33'e kadar alışkanlıkları elde ederiz. 33'ten 40'a kadar alışkanlıklarımızı deneriz. 40'tan sonra alışkanlıklarımızı atmak için ömrümüzü telef ederiz. 40'a kadar, toparlayayım istersen, 40'a kadar alışkanlıkları, 40'tan sonra onları terk etmeyle meşgul oluruz. Bu kadar zaman. Menfilerini ya. He? Menfilerini. Evet. Çaresi abi. Çaresi ne olabilir? 40 yaşından sonra ise yani. 40'tan sonra ise... En iyisi, hani nurları sonra tanıdım. En iyisi işte, yani burada yanlış onları terk etmeye uğraşırız derken, yani yanlış yapıyorsun değil, çare değil ki. Yani kendisi zaten terk etmeye uğraşırız. Yani ömrümüz böyle bitiyor demek için yazdım. Öyle bir duruma düşmemesi için? İnsan... Yani ilk önce almaması lazım o alışkanlıkları. Mesela diyelim ki, şöyle misal vereyim. 10 dakika gece televizyon seyredip temizlemek için 2 cüz okumaya kalkma. Yani 200. 200 okuyacağına, 400 okuyacağına Allah aşkına 10 dakika televizyon seyretme. Evet. Nadir abi, anladın mı abi? Tamam abi. Allah Celle Celaluhu bizim için olmasaydı, yani bizim dünyamızda Allah olmasaydı, Allah var da, hani Allah'ın varlığı yoktu benim anlayışıma, ben var ol dediğim için var olmuyor. Yok dememle de o yok olmuyor. Ama benim alemimde Allah olmasaydı, ihtiyaç olmasaydı, yani Allah'a ihtiyaç hissetmeseydim, mutluluğun ve mutsuzluğun hakikatini neyle çözerdim? Peki
Allah haşa bizimle istihza mı ediyor, alay mı ediyor ki mutluluğun yanına mutsuzluğu koymuş. Mutluluk malzemelerin bütünlüğüdür. Mutsuzluk ise onu pişiren fırındır. Bir soru sorayım kendime. Niçin insan Allah'a ve ahiret inancına ihtiyaç duymaz? Hep senelerce merak ettim. Niçin insan Allah'a ihtiyaç duymaz? Söylersin bak, kardeşim Allah var, ahiret var ya. Ahiret için sen ne düşünüyorsun falan. Ahiret yani cennet için ne dersin? Benim öyle şeyim yok diyor yani. Sanki şey pikniğe gidecek, Antalya yüzmeye gidecek. Cehennem diyor, cehennem diye falan. Gülerek cehennem diyor. Niçin mi? Birisi bunu duydu mu da hani ne kadar şey bilmiyorum ama inanamıyorum diyor. Ah diyor, senin gibi bir inanabilsem dedi. Evet. Yani inanabilsem yapacağım ama diyor, inanamıyorum diyor. Evet, doğru. Doğru mu demiş? Ya doğru demiş, inanamıyor ki. İnanabilse sebebi neymiş diye cevap vereceğim de niye doğru. Şimdi anlattıktan sonra sen diyeceksin. Bir insan Allah'a ve ahirete ihtiyaç duyması, inanç ihtiyaç duyması, ona göre adım atabilmesinin tek yegane sebebi kendisini tanımayla mümkün. Kendisini ne kadar tanırsa o kadar Allah'a ve ahirete ihtiyaç duyar. Kendisini ne kadar tanırsa o kadar ibadetlerin lazım olduğunu anlar. İbadetlerin ruhu inşa etme adına malzeme olduğunu anlar. İbadetlerin birilerine değil, birileriyle inşa olduğumu anlar. O namaz, oruçların birileri için değil, birileri bizi emrettiğinden dolayı. Ama aslı nedir? Kendini inşa ediyorsun. Hepsini bilen Rabbini bilir. Evet. Yani ne kadar insan kendisini tanır, tanımlarsa o kadar Allah'a ve ahirete ihtiyaç duyar. Cevap bu. Niye? Allah sonsuz. Öyle mi? İnsan sonlu yaşıyor. Bir daha. Allah sonsuz. İnsan sonlu yaşıyor. Peki sonlu bir hayatla ben sonsuzu nasıl anlayacağım? Niye teklif etmiş? Bak, sonsuz bir Allah'ı sonlu bir hayatta nasıl anlayacağım? Mümkün müdür? Değildir. Peki nedir mantığı? Sonsuz Allah'ı sonlu bir hayatımla Allah'a değil, ilk önce benim sonsuzluğumu, derinliklerimi, kendimi tanıma üzerine endeksli olursam bu sefer onu tanımış olurum. Men arefe nefse fekad arefe Rabbi. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Yani sonlu hayatla kendimi tanıyacağım. Yani ben sonsuzum. Benim ucu bucağı olmayan duygularım var. Ben böyle kainatın uzantısı değilim. Hulasası değilim. Benim ruhum ezeli ve ebedi bir hakikate sahip. İnsan sonlu bir hayatta, bir saatte, bir anda, 10 senede, 20 senede kendini tanımlarsa onun da işte Allah'ı sonsuz alemde de tanıma süreci başlıyor. Yani sonunun gayesi Allah'a ilk önce değil, ilk önce kendini tanımakta harcayacaksın. Kendini tanıdığın anda onu görüyorsun. Çünkü nefsini tanıyan Rabbini tanır. Son cümle. Hep merak etmişim. Burada da var değil mi karşıdaki tarlada şeyde, top sahasının şeyinde. Köpek sesi geliyor mu? Horoz sesi geliyor mu? Farkında mısın? Geliyor. Bizim köy belki bileniniz var. Şöyle Karadeniz'de böyle, böyle, böyle ya. Ortada vadi var, dere var. Şurada bir köy var, burada bir köy var. Biz buradan bu köyün köpek sesini, horoz sesini karşıdan karşıya, hatta büyük sesle konuşmaları duyarız. Karşıdan karşıya. Hep çocukken düşünürdüm. Burada da oluyor. Kık kılık kık horoz ötüyor, tamam mı? Ben duydum. Eskiden düşünürdüm. Şu anda ben horozun sesini duydum. Benim duyduğumu acaba horoz biliyor mu? Bilse ne yapardı? Benim duyduğumu duydu mu? Şu anda horoz duyuyor ama sesinin nasıl bir ses olduğunu, kuştan farklı olduğunu, köpekten farklı olduğunu, kendi sesini diğerlerinde farklı olduğunu biliyorum. Hep düşünürdüm. Yani köpek köpek olduğunu bilse kafayı yemez miydi?
köpeğin en büyük özelliği köpek olduğunu bilmemesidir. Bazı insanlar da insan olduğunu bilmiyor. Bu sefer hayvandan aşağı düşüyor. Anladınız mı? Bazı insanlar da insan olduğunu bilmeyince kelenamu benhum aldar. Onlar insan hayvandan daha aşağıya düşüyorlar. Burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavatı.